Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Enes bin Malik bize aktarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir şey İslam'a cimrilik kadar zarar vermemiştir. İslam'a en çok zarar veren şey cimrilik diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif Heysemi'nin kitabında geçmekte. Cimrilik konusu açık net bir konu. İslam'a zararı noktasında düşünebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylesi bir kötülükten, bozukluktan, yamukluktan bizi sakındırıyor dikkatimizi çekiyor. Öyleyse Müslüman olarak kendi nefsimize bu noktada yöneleceğiz ve varsa bizdeki cimrilikleri kaldırmaya çalışacağız. Müslümanın İslam'ının imhasında en etkili kötülüklerden, davranış yanlışlıklarından bir tanesi bu. Öyleyse bende bu karakter olmadan, kişiliğimi etkileyen bir tutuma dönüşmeden var olan bir yanlışı temizlemeye çalışmalıyım. Çünkü Müslümanlar Kur'an'ı okurken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı okuyup dinlerken bunu kendilerine yönelik bir kulluk olarak yaparlar. Yani Allah'ın ayetleri benden ne istiyor? Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sözleri benden ne istiyor? Bende olan kötülükler varsa terk etmeli. Bende olan hayırları daha da hayırlı hale, daha da iyi bir hale getirmeliyim çabasında kitap ve sünnette birlikteliğimizi çoğaltıyoruz. Bu hadis-i şerifte böyle. Cimriliği nasıl anlayacağız ki onun İslam'a bu kadar zarar verdiğini kavrayalım? İslam Allah'a teslim olmaktır. Bütünüyle Allahu Teala'yı hayatın üzerine tek karar mercii kabul etmektir. Parçalamadan, bölmeden bütün hayatım senin, bedenim, malım, her şeyim sana ait Allah'ım diyen kul teslim olmuştur. Dolayısıyla dünyam da senin Ahiretim de senin ve ne yapmam gerektiğiyle ilgili tüm kararlar sendedir diyen adam hakiki Müslümandır. Cimrilik ise insanın bu teslimiyetine balta vurur. Allahu Teala'nın belirleyiciliğinden çok başka sevgilerimiz, hırslarımız, arzularımız, şehvetlerimiz hayatımızda belirleme noktasına gelir, tercihlerimizi etkiler veren el veremez olur, bakan göz bakamaz olur, duyan kulak duyamaz olur. Çünkü beni tutan bir şeyler var. Egom, nefsim, kendim, hırsım, hevesim, dünyaya bağlılığım, ahireti umursamayışım bunda etkilidir. Bu bakımdan cimlik Müslümanın teslim oluşunun önündeki en büyük engellerdendir. Ve İslam sadece Allah'la olan ilgimi değil, varlıkla olan ilgimi de düzenlemektedir ve cimrilik benim varlıkla yani hayvanlarla, bitkilerle ve diğer insanlarla ister mümin kafir, münafık kim olursa olsun hepsiyle olan davranışlarımda belirleyici hale Allah'ı getirmem gerekirken mal, mülk, menfaat vesaire gelirse bu iş karışmaya başlayacaktır. Şimdi cimriliği sıyırdığımızda yani altında ne var diye düşündüğümüzde altında Dünya sevgisi var, ahireti unutma vardır. Özetle kapitalist, maddeci, materyalist dünya görüşleri ki Allah'ın istemediği her türlü dünya görüşü yani kafir diye nitelendirdiğimiz hatta ehli kitap ve Yahudiler ve Hristiyanlar bile olsalar her birinin zihniyetinde dünya esastır, ahiret yoktur. Ya ahiret unutulur, gevşek tutulur, gaflet içinde durur. Ahireti tanıyanlar, cenneti bilenler, cehennemden güya korkanlar bile bu noktada gaflet içindedirler. Unutma pozisyonundadırlar. Ama özellikle müşrik dünya, dünya burasıdır. Biz burayı yaşamaktayız. Asıl olan burasıdır. Burası için çabalayacağız. Zevklerimiz, renklerimiz bu hayatın içinde olacak der. Ahireti umursamaz, yok kabul eder. Öyle olunca bu adam bütünüyle dünyanın kendisine kazandıracağı şeylere meftun ve onları kaybetmemek için çok hırslı ve heveslidir, isteklidir. Kimle neyi paylaşabilsin ki? Zihniyeti budur çünkü. Bu bakımdan Kur'an'a yöneldiğimizde karşımıza onların tabiatını, ahlakını, davranışlarını anlatan sureler çıkar. Kur'an'ın son bölümündekileri isterseniz aklımıza hemen getirelim. Tekasür suresinde işte malını çoğaltma derdine olan kimseler bir sistem anlatılır sınırsızca bir hayal, heves, arzuyla koşturmaktadırlar ve çoğaltma derdindedirler ve böylece kaybederler. Oysa bir ahiret var der Allahu Teala. Hemen bir sonraki sureden sonra, asırdan sonra yani Hümeze suresinde de mal toplayıp yığan, bunun ebedi kalacağını zanneden bir kişilik vardır. Derdi, işi, gücü sürekli biraz daha çoğaltmak, çoğaltmak ve çoğaltmaktır. Hiç paylaşır mı? başkasıyla bölüşebilir mi? Hemen birkaç sure sonra Maun suresinde görürüz bir ahlakı. Belki hatta kulluğu kendine göre ibadet ritüelleri vardır. Ama o Allah'a değil insanlara yönelik bir tavrın içindedir ve zırnık bile koklatmaz. Kendisine ait olan hiçbir şeyi vermez. Paylaşımdan uzaktır. Böylesi bir kişilik bize anlatılır kapitalist dünyada, sömürücü dünyada, maddenin egemen olduğu dünyada gündemde sürekli para puldur zaten. İnsanlar bununla yatar, bununla kalkarlar. Fiyatlar, gitmeler, gelmeler, kasalar, keseler sürekli gündem para üzerinden akmaktadır. Borsa üzerinden akmaktadır. Ve insanlar bunlarla konuşurlar. Şimdi derdi günü bu olan birisinin kalbinde oluşacak olan şey nedir? sürekli parayı konuşan, e, hayatında sürekli öncelediği şey, madde olan bir insanın e, hevesleri de, hedefleri de ona göre şekillenir. Ve gittikçe cimrilik hayatının temel e, durumu haline gelir. Gayesi olmasa bile. Çok bonkör gibi, çok cömert gibi görüntüler çizeriz. Düğünlerde, derneklerde ya da bir takım paylaşım ortamlarında insanlar kendilerini böyle ifade etmek isteyebilirler. Ama baktığımızda hiçbir şeyini vermeyen ve sadece kendine yönelmiş, hatta kendi çocuklarından, kendi eşinden, kendi etrafındaki akrabalarından, konu komşusundan, eş dostundan, yıllardır beraber olduğu kimselerden bile pek çok şeyini sakınan, sadece kendine dönük bir insan ortaya çıkar. E şeytanın istediği, imal etmek istediği insan tipi aynen şeytan gibidir. Çünkü şeytan biliyorsunuz kibir, inat ve hasetle yoğrulmuş bir yapının adıdır ve cimrilik bunun bir bakıma ortaya koyduğu vitrin. Onun sergilediği durumdur, onda ortaya çıkan görüntüdür. Rabbim bizi muhafaza etsin. Şimdi Müslüman yediren, içiren olmalı. Müslüman paylaşan olmalı. İnfak eden olmalı. Fedakarlık bizim hayatımızın temel kelimelerinden. Kurban olacağız Allah adına, kurban edeceğiz. İnfak edeceğiz, vereceğiz. Müslüman böylece çoğalır. Çünkü Müslüman biliyor ki dünya batan, yok olan, kaybolan bir yapıdır. Ya da en azından hadi dünya bizden vazgeçmese bile bir gün mecbur biz dünyadan vazgeçeceğiz ölüm gerçeğiyle. Öyleyse batanları sevmeyiz. Biz batmayan, kaybolmayan, devamlı olacak olana yönelik bir hayatın insanıyız. Ebedi olan cennet dururken kalıcı olan için hayat perişan edilmez. Bu bakımdan e, Müslüman'ın temel anlayışında bu var. Biz e, yitip gidenin peşinde değil, yitmeyecek, kaybolmayacak olana yönelik bir tavrın içindeyiz. Bugünü değil, yarını düşünüyoruz ki bugün de aslında bununla kurtulur, bununla düzelir. Son birkaç cümle daha cimrilikle alakalı söylemeye çalışayım Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz cimriliğin e, değişik yönleri var. Yani biraz önce bahsetmeye çalıştım. Daha çok ekonomik yöndeydi. Sistemsel anlamda cimrilik, dünyaya hiçbir şey koklatmayan emperyalist zihniyet. Ama bireysel anlamda cimrilik, kişinin vermede zorlanması, bir şey vermemesi, paylaşmaması, hayatı kendisi için yaşaması. Bu daha çok ekonomik görüntüler anlamındadır. Ama illa ki bunun e, ahlak olarak kişiye yansımaları farklı da olabilir. Yüzün gülümsememesi, en büyük cimriliktir anlayabildiğim kadarıyla. Başkalarına maddi menfaatler sebebiyle işinde, gücünde, meslek ortamlarında şirinlik yapan, gülümseyen, kibar olan insanların kendi evlerinde eşlerine, kocalarına, hanımlarına, babalarına, analarına ya da çocuklarına ya da gelinlerine, kaynanalarına ya da ya da yüzünü güzelleştirmemesi bir tebessüm esirgemesi, bir iyi davranış, bir fedakarlık, bir hayırlı amelden onları böyle mahrum etmesi olur şey değildir. Müslüman elinden ve dilinden diğer insanları selamet bulduğu kimsedir. Bizden İslam dökülecek, bizden cimrilik değil. Vermiyorsan, paylaşmıyorsan, sahip olduğun ilmi, bilgiyi kimseye koklatmıyorsa bir alim, sahip olduğu varlığı, zenginliği kimseyle yiyemiyorsa bir zengin sahip olduğu kadınlı, erkekli, nikahlı helal bir hayatta paylaşmıyorsa kadınlar ve erkekler, sahip olduğu ne varsa işte insanın Allah'ın kendisine rızık olarak verdiğini paylaşmıyorsa, infak etmiyorsa bu bir cimriliktir. Ve hayatımıza kahreden, Müslümanlığımızı perişan eden, dinamitleyen asıl mevzu da budur. Bunu tabanında tekrarlayayım. En son tekrar en başa dönelim. Cenneti e, görür gibi e, yaşarsak cimrilikten uzaklaşırız. Cehennemi görür gibi fark edersek cimrilikten uzaklaşırız. Çünkü cehennemden kurtulmak için her şeyi vermeye değer ve cenneti elde edebilmek için yine her şeyden vazgeçmeye, feda etmeye değer. Müslüman bunu neyle sağlar? Hep aynı yere dönüyoruz. Allah'ın kelamını okuyacağız. Rabbimizin kelamını anlaya anlaya, düşüne düşüne tefekkür edeceğiz, tedebbür edeceğiz, tezekkür edeceğiz. Tekrarlayacağız kendi kendimize ve başkalarıyla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okuyacağız hem de yoğun bir şekilde. Gündemin para pul olduğu, maddi menfaat olduğu ve herkesin birbirine bunları tavsiye ettiği bir toplumsal ortamda, elimizdeki aletlerden, seyrettiğimiz, gözlediğimiz ekranlardan, duyduğumuz cümlelerden bize sürekli cimrilik pompalanıyor. Bize dünya, aktarılıyor. Kurtulmamız vahiy ile birlikte olmakla mümkün olabilecektir. Rabbim bizi cimrilikten cömertliğe doğru, doğru çevirsin, evirsin, farklılaşalım ve hiçbir şey paylaşmayan Mekke toplumundan her şeylerini feda eden bir muhacir ensar kardeşliğine dönüşün hikayesini yine okuyacağız Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde ve onların bize aktardığı bilgilerde. Rabbim yolumuzu güzelleştirsin. Sonu cennet olan bir hayatı bize kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.